Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Varbant Osmanlı modunda Akıncılar senaryosuna devam ediyoruz. Sona yaklaştık arkadaşlar. Yeni görevimizi almak için Sırp şövalyelerini avlamamız gerekiyor. Bir tane Sırp şövalyesi yakaladım. 36 tane asker varmış. 23 tane de esiri var gibi gözüküyor. Bakalım yakalayalım onu. Bu şövalyeleri avlayınca görevler çıkıyor arkadaşlar. Avlamamız gerekiyor. Bu arada yine karanlık mı oldu? Oo, tamamen karanlık olmuş. Hızlı bir şekilde bunları keselim. Direkt yeni görevimizi alalım. Ben arkadan gireceğim. Onda önden yaklaşınca arkadaşlar sıkışıyorum oraya. Arkadan şöyle. Çemberi aldık. Evet, biçmeye başla. Şu an ortaya karışık sallıyorum. Kime denk gelirse at mat fark etmez, hepsini aldım. Şurada giden iki tane var. Yetişmedi. Sağımı almam lazım. Dön 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 dön. Şu an bir şey çarptım ama neye çarptığımı bilmiyorum. Nasıl yetişmez ona ya? Şuraya yetişmesi lazım oraya. Kılıcım 1.1 olması lazım ama bir daha bakıyorum. Yapıştır. Yine vurmadı. Ata vurdum. Bu sefer adamı aldık. Evet, nihayet. Nihayet adamı aldık. Senin atın hala aklımda. Senin atını alabilirim. Geliyorum. Geri çekil önümden. Direkt kafaya. Direkt kafaya indirdik. Var mı başka? Biri daha geldi. Bunu da şöyle yandan alalım. Çekil önümden. Geliyorum. Bozma. Bozma. Hadi be. Biraz daha sağımı almam lazım. Bizimki bozdu beni. Ok atabilir miyim? Tabii ki atabilirim. Geliyorum. Hiç kıpırdama. Ağaca çarpmayacaktın. Ağaca çarpman senin ölümün oldu. Evet, bir tane daha var önümde. Ona da hazırlık yaptım. Geliyorum şimdi. Oo, atı mı aldım acaba? Onu da indirdik. Güzel. Var mı başka? Önüme geçme, önüme geçme. Güzel, onu da aldık. Tamam. Fazla bir kayıp vermeden burayı da halletmiş olduk. Çıkalım. Köylü kadın, çiftçi falan. Yanımıza alabiliyor muyuz? Alabiliyormuşuz. Alalım abi. Çağ bunlar da dursunlar yanımızda. Sırp atlısı, Sırp süvarisi almıyorum. Devam et. Güzel. İki tane kestim arkadaşlar. Videodan önce bir tane daha kesmiştim. Bakalım iki taneye bize yeni görev verecek mi? Olmazsa bir tane daha keseriz. Hala bizimkiler gruptan ayrılmaya devam ediyorlar. Yemek olmasına rağmen gruptan ayrılıyorlar. Onun nedenini bulamadık. Ayrılsınlar. Yenilerini alırız. Evet, yine Malkaçoğlu'nun yanına geldik yeni görevi almak için. Bakalım görev verecek mi yoksa bir tane daha kesmemiz lazım. Evet, iki tane avlamışım. Kabul etmedi. Ayrıl buradan. Bir tane daha keselim. Evet arkadaşlar, Sırp şövalyelerini zar zor bulabildim. 13 tane varmış burada. İşimi görür. İşimi görürler.
işimi görürler. Bunları da halledelim hızlı bir şekilde. Yeni görevimizi büyük ihtimalle verecektir bana. Bunların sayısı da az. Bunları rahat bir şekilde alırız. Yine arkadan dolaşacağım. İndirdiniz mi? Güzel. Yerde bitirelim işini. Arkası dönükken bana kalkan nasıl açar bu? Sırtına mı vurdu? Güzel, aldı onu. Direkt önüme geldi, yapıştırdık oku. Var mı başka? 13 kişiydiler zaten. Başka kalmış olmaması lazım. Şurada yerde bir tane var. Onu da hallettik. Güzel. Görevi şimdi bana vermesi lazım. İnşallah verir. Devam et. Topla ayrıl. Güzel. 3 tane avladık. 3 tane Sırp Şövalyesi avladım. Hemen tekrar Markoç Köyü'ne gittim. Gir dedik. Bakalım yeni görevi verecek mi bize? Olmazsa bir tane daha avlamak zorunda kalacağız. Mehmet Bey, görev ver. Evet, güzel güzel. Benim için herhangi bir görevim var mı? Sırpların fişini çekmek için son bir görev kaldı. Sırp kralı bu isyana karşılık vermek için son çare halktan Sırp krallığının tarafını tutan kişileri askere topluyor. Eğer bunu da engellersek Sırp krallığını yapacak bir şey kalmıyormuş. Tamam, nerede bu asker toplama yeri? Akıncılarımız Saraybosna'nın orada olduğunu tespit ettiler. Oraya gece baskını yap. Orada komutanını da öldürmeyi unutma. Hadi işin rastgele Kızıl Elma'da görüşürüz. Saraybosna'nın orada tespit etmişler. Burada toplama yeri varmış. Saraybosna'nın orada. Evet, Saraybosna yakında bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Evet, şurada. Saraybosna'nın buralarda bir toplanma yeri varmış. Saraybosna'nın buralarda. Bakalım neredeymiş. Şöyle baksak. Şimdi nota bir daha bakalım. Asker toplanma kapı. Tabii Sırp asker toplama kampına gece baskını yap. Sırp asker toplama kampı. Saraybosna'nın oralarda. Sırp asker toplama kampı. Bakacağız şimdi. Asker toplama kampı. Evet. Biraz yukarıdaymış arkadaşlar. Saraybosna'nın şu yukarılardaymış. Asker toplama kampı. Rengi de farklı. Girelim. Gerçi gece olunca görünüyor arkadaşlar. Gündüz aradık biz, görünmedi. Gece olunca göründü. Asker sayısının çok fazla olduğunu görüyorsun. Abi. Orada ne kadar var? Oradaki ordu sayısı gerçek mi? O orduyu biz alabilecek miyiz? Benim oklarım nereye gidiyor abi? Allah Allah. Aa, şu çadırları ben asker gördüm. Dedim o kum gibi adam var orada. O kadar adam olur mu? Karanlıkta da bir şey görünmüyor. Vurun bakalım. Biç. Kes. Attan in abi. Attan in. İn attan. Attan in, yürüyerek daha iyi olur. Çoğu yaya zaten, atlı yok burada. Tırmıkla mı savaşacaksın? Tırmıkla olmaz o iş.
O iş tırmıklı olmaz. Peşine koşturma beni. Benim oklar herhalde yok oluyor. Kalkana gelmiş. Şimdi tamam. Bizim atlıyı kurtardım. Sen ne yapıyorsun burada? Şurada bir kalabalık var. Sanki orada bayağı bir ordu varmış gibi. Oraya bir yardıma gideyim ben. Aynen, orada bayağı bir kalabalık var. Silahı çifel yaptım. Kalkanı bıraktım. Kaçmayın, gelin buraya. Biçmeye başla abi. Burayı ben görmedim. Burada bayağı adam var. Burada bayağı bize ekmek düşer. Çifel, çifel. En güzeli çifel. Bunların çoğu köylü zaten. Köylülerden yardım istemişler ya, askeri almışlar. Çoğu onlardan, çoğu zırhsız, iş yapmaz. Şu biraz kafasında çöp kutusu var sanki, çöp kovası var. Onu alalım. Güzel. Sıp şövalyesi. Siz ne yapıyorsunuz burada? At, önümden çekil. Temiz mi buralar? Temiz. Güzel temizlik yaptık. Güzel temizlik yaptık. Ama şu çadırlardan sanki adam sürekli çıkıyor. Bunların bir de komutanını öldürecektik değil mi? Öyle bir şey yazıyordu orada. Demişti. Komutanını öldürmeyi unutma diye. Dur şimdi. Bakacağız. Kabasını aldık. Kabasını aldık. Bu taraflar temiz. İçeriye doğru yaklaşalım. At, ne yapıyorsun? Sakin ol. Baka mı girmiş? Sanki içinde adam var. Çık lan dışarı. Abi baga girmiş. Baga girmiş içinde. Şöyle vuramıyor muyum onu? Herhalde öldü. Aynı. Güzel. Baga girmesin de bir daha uğraşmayalım. At bile içeride. Bitti mi? Asker toplama kampını yerle bir ettin. Şimdi Malkoçoğlu ile görüş. Güzel. Yine Sırp Şövalyesi mi ağlatacak bizi acaba? Sırp Şövalyeleri bizi mahvetti. Hemen Malkoçoğlu'na gittim yine. Gündüz olsaydı şu savaş çok daha güzel olurdu. Çünkü gece görüntüde biraz daha az görünüyor. Gündüz olsaydı daha net görüntü daha iyi olurdu. Evet, Malkoçoğlu Mehmet Bey geldik. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir sıp şövalye çarptı. Geç. Asker toplama kampı çil yuvası gibi dağıldı. Evet. Güzel. Artık bize beklemek düşüyor. Ne yani? Boş boş bekliyor muyuz? Başka yapabileceğimiz iş yok mu? Yak, yık, yağmala. Düşmanı olabildiğince yıprat. Diyor. Ayrıldık. Evet arkadaşlar. Akıncı senaryosu bitmiş. Bu kadarmış. Yani Sırpların da Sırpları biraz yormuş olduk. Bu
bu bölümde de Akıncı senaryosunu da bitirmiş olduk. Buradan arkadaşlar Sırpları yok et dediğine göre biz buradan istediğimiz yere saldırabiliriz anlamına gelir. Mesela bize en yakın yer nerede var burada? Ragusa Kalesi var. Başka var mı Sırp'ın? Yok. Şu Epirus bizim değil mi? Bir saniye. Aynen Epirus bizim. Bize geçti. Şu Ragusa Kalesi'ni 194 ordu var. Kosova'da 911 ordu var. Oo, Ragusa Kalesi'ni de alalım. Yak yık yağmala dedi ya arkadaşlar. Yakıp yıkıp yağmalayalım. Geliyorum. Ragusa Kalesi. Kaleyi kuşat. Duvarlara saldırmaya hazırlan. Devam et. Evet. Saldırıyı bizzat yönet. Ragusa Kalesi'ni de alalım. Neden bizi karşılayan kimse yok? Neden bizi karşılayan kim? Ne oldu be? Kule mi var? Kule mi var? Tamam geliriz, hallederiz. Benim oklarımda bugün bir şey var herhalde. Bak bak bak, okum nereye gidiyor benim? Vurmadı hala. Hala yine vurmadı. Tamam bu vurmayabilir. Şunun vurması lazım. Şunun da vurması lazım. Şimdi vurdu. Geliyorum. Açın yolu. Açın benim askerlerim çıkacak. Açın yolu. Aç yolu. Ne yapıyor lan tırmık lan? Tırmık lan ne yapıyorsun orada? Açın yolu. Saldır. Çift elle. Allah ne verdiyse yapıştır. Hop şaka yaptım. Şaka. Şaka yaptım. Şaka ciddiye almayın. Sakin olun. Şaka yapmıştım ben. Ne şakası lan? Çok ciddiyim. Ne şakası? Şaka maka yok. Aha bir grup daha geliyor. Şu okçuları almam lazım okçuları. Saldırın ben okçulara çalışacağım. Okçular destek vermesin. Yapıştır. Okçuları alacağım. Şaka yaptım. Geri çekil. Geri çekil. Şaka yaptım. Şaka yapmıştım sadece. Sadece şaka yapmıştım. Sakin olun. Geliyorum. Benim elemanı araya mı aldınız? Allah! Çekil. Geri çekil. Hala bitmedi mi ya?
Al bakayım. Sen de al. Sen de al. Ne bakıyorsun, al. Okçuları alalım. Okçuları alalım. Daha destek bunlara gelmez diye düşünüyorum. Çok fazla destek geldi. Evet. Var mı daha? Yukarıda okçu mu var? İyi kestik, iyi kestik, iyi kestik. Ragusa Kalesi de artık bizim. Vur kır parçala dedi. Vur kır parçalıyoruz, eziyoruz biz de. Bu arada Fatih Sultan Mehmet sürekli başkasına veriyor köyleri, şehirleri. Biraz uyuz olmaya başladım. Düşüneceğim. Bu konuyu düşüneceğim. Evet. Savunma kalkanı son durumda için kaleye çekildiler. Gidip direnci kırmalısınız. Gidelim hemen. Evin içinde ok mu atılır la? Evin içinde ok mu atılır? Sen teslim olmayı düşündün mü? O zaman kafanı patlatacağım. Al bakayım. Jemarus, fazla heyecanlanma, tamam, bitti mi? Kont Olyan, pes ediyorum, pes ediyorum, köpeklerini geri çağır. Ne? Askerlere köpek mi diyorsun? Bizim askerlerimize köpek mi diyorsun? İdam yok mu idam? Artık esirimsin. Seni bırakmayacağım. Mora Despotu ile ilişkimiz -30'dan 31'e düşmüş. Çok da önemli değil. Kont Genetçir kaçmayı başarmış. Vay Kont. Kaput kuru piyadesi. Yanımıza al abi. Devam et. Ragusa Kalesi sana verilmesini isteyin. Bakalım. Ragusa Kalesi'ni ben istiyorum kardeşim. Ragusa Kalesi'ni ben istiyorum. Bakalım bize verecek mi Fatih Sultan Mehmet Han? O kadar bir çabalayalım. Uğraşalım. Kaleyi alalım. Başkasına ver. Başkasına Ragusa Han'ı. Başkasına verirse düşüneceğim Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerimi. Kendi devletimizi kurabiliriz arkadaşlar. Bu konuda mesajlara yazın. Kendi devletimizi kuralım mı? Yoksa Osmanlı ile devam mı edelim? Çünkü aldığım köylerin neredeyse 1/3'ünü bile bana vermediler, aldığım şehirlerin. Ona göre devam edeceğiz. Evet, bu bölümde Akıncı senaryosunu hallettik ve Ragusa Kalesi'ni Osmanlı Devleti'nin himayesine kattık arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.